Geldik dil ucumuza. Hani dilimizin ortası, dilimizin kökü, ortası, kenarları, şimdi geldik dil ucuna. İyi dinliyorsunuz. Şimdi bat harfimizi de öğrendik. Şimdi geldik. Tarifi yapıyorum. Yine iyi dinleyin. Az sonra soracağım. Cevap vermeyen arkadaşlarımız var. Onlar gözümden kaçmıyor bilesiniz. Onlardan da bir atak, bir heyecan, bir katılım bekliyorum. Şimdi dilimizin ucunu üst ön damağı. Üst ön damak neresi biliyor musunuz? Ya şimdi dilin kökünün karşısı damağımızın neresi olur? Mantık olarak düşünün. Damağın kökü mü olur, ortası mı olur, ucu mu olur? Kökü olur, bitti. Dilin kökünün karşısı üst damağın kökü, doğru mu? Peki dilin ortasının karşısı ne olur o zaman? Üst damağın ortası olur ya. Ya değil mi? Bak ne yapalım, anlamaya bak, ezberi bırakın, anlamaya çalışın. Dilimizin kökünün karşısında ne olabilir? Karşısı üst damağın ortası nasıl olsun ya? Yani sen dil kökünü, yani sen dil kökünü şu damağın ortasına nasıl getireceksin ki böyle? Bak burası üst damak, bakın şimdi. Bak ağız böyle. Bu alt damak, burada dil var, dil yatıyor burada. Bu da üst damak. Şimdi dilin kökü şurası. Dilin kökünün karşısı neresi olur? Üst damağın kökü olur, doğru mu? Yani burayı ortası olmaz ki. Değil mi? Peki dilin ortasının karşısı neresi olur? Bitti. Dilin ucunun karşısı neresi olur? Ucu. Bitti. Bu kadar. Ne dedim? Bak tekrar ediyorum. Anlamaya çalışacağız. Ezber yok. Anlarsak zaten ezberlemiş oluruz. Anlarsak her türlü ifade ederiz kendimizi. Doğru mu? O zaman ne yapıyoruz sevgili yavrularımız? Şimdi dilimizin ucunu bakın. Dil ucu neresi? Burası bakın. Bu dil ucumuz. Dil, herkes göstersin bakalım dil ucunu. Baş parmağınızla gösterin. Deyin bakalım dilinizin ucuna. Tamam. Şimdi dil ucu derken tam şurayı anlamayın. İç taraftan da bakın bir bölge var. Bakın şimdi dil önü yani bakın. Burası komple dil ucudur. Yani şu dil mi? Dilin tam uç tarafı. Şurası değil yani. Burası da var ama şöyle bak, bakın şöyle bu komple. Burası dil önüdür, dil ucudur yani, tamam? Tam şu uç taraf sadece dil ucu değildir. Şuralar komple dil önüdür, dil ucudur. Şimdi bizim dilimizin ucunu üst ön damağa, bakın dişlere demiyor. Daha dişlere gelmedik. Üst ön damağa, bakın şimdi iyi bakın. Dedim bakayım göreyim, açın ağzınızı. Az daha geri. Heh. Çok güzel, çok güzel. Tamam bakayım. Aç ağzını aç. Bak. Ön damağı. Sen dinlemiyor musun? Ön damağı. Dişlerine değil. Az daha geri. Tamam. Çok geri gittin. Öne gel. Öne öne. Gel gel gel. Bana gel. Bana bana. Tamam. Tam orası. Tamam mı? Bakayım. Seninkine bakayım. Bak benim gibi yap. Tamam. Bunları öğreneceksiniz hocalarımızdan. Şimdi vaktimiz yok. Biz hızlı geçmek durumundayız. Şimdi sevgili öğrencilerimiz, dil ucumuzu üst ön damağa değdirerek lam lam. Hadi söyleyin bakalım. Ucu üst ön damağa değdi mi? Değdi mi? Değdi. Şimdi soruyorum. Lam nereden çıkar? Kim söyleyecek? Bu kadar mı? Söyle. Üst dişlerimize değdirir arkasına. Çak. Aferin. Tamam. Bu kadar. Geçiyorum. Yine dilimizin ucunu yine üst ön damağa değdirerek yine ne çıkar? Değdirin bakalım. Nun. Söyle bakalım. Nun. 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 Nun
harfi yani. Nun harfi var ya, ne? Yani şu. Türkçedeki ne var ya? Nisan, Nisa, Nesli, Nesrin, değil mi? Evet, cevap veremeyebiliriz. Bu harfleri hemen çıkaramayabiliriz ama üzülmek, ümitsizliğe kapılmak yok. Niye? Bunlar zamanla olacak şeyler. Bak biz yıllarımızı verdik, 15-20 yılımızı verdik, hala eksiklerimiz var. Siz daha dün geldiniz. 2 günde bunlar ezberlenmez, yapılmaz, düzgün çıkarılmayabilir. Evet. Dil ucumuzu üst ön damağa değdiriyoruz. Değdirelim bakalım. Söyleyin bakalım. Gayet kolay. Demek ki lam nun nereden çıkarmış? Dil ucumuzu üst ön damağa değdirerek nun çıkar. Üst ön damaktan çıkan kaç harf oldu? İki harf. Bir tane daha çıkar. Ama bu biraz değişik. Yine dil ucunda biraz değişik. İyi dinleyin bak. Bu çok önemli. Bu soruyu az sonra soracağım. Bilene, tas tamam bilene bir çikolata ikramımız olacak. Hadi bakalım göreyim sizi. Şimdi tarif ediyorum. Ra harfini tarif ediyorum. Ra var ya. Ra 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 ra. 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 Bakın şimdi. Dil ucumuzu hafif kıvırarak. Nasıl? İyi bakın. Kıvırdık mı? Bakın. Kıvırdık. Dil ucumuzu hafif kıvırarak sırtını, bakın kıvırdık ya. Sırtı neresi oluyor? Dilimizin ucunun sırtı neresi oluyor? Arkası. Bravo. Arkası bakın. Kıvırdık. Dil bu. Hafif kıvırınca şu sırtını üst ön damakta titretiyoruz. Bakın şimdi. Önce dinleyin. Öğrenmek için önce, çünkü ilk defa duyacaksınız. Doğru mu? Müsaade edin. Dil ucumu hafif kıvırıyorum. Sırtını üst ön damakta titretiyorum. Bakın. Bu değil. Bu yok. Titremek bakın. Bu tekrar. Burayı tekrar etmektir. Bu değil. Titremek. Ra. 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 Bu kadar. Tarifi tekrar yapıyorum. Sonra size soruyorum. Ve o büyük ödülü takdim ediyorum. Dil ucumuzu hafif kıvırarak sırtını üst ön damakta titreterek ra harfi çıkar. Bir daha söylüyorum. Dil ucumuzu hafif kıvırarak üst ön damakta titreterek ra çıkar. Kim söyleyecek? Söyle. Bir cümle eksik kaldı onun için. Doğru fakat bir cümle eksik kaldı. Aferin ama hediyeyi takdim edemiyorum. Söyle. Dilimizin ucunu hafif kıvırarak dilimizin sırtına, sırtının üstündeki dama. Ne güzeli gidiyordun be. Tam dedim böyle tas tamam cevap verecek. Evet. Sen söyle bakalım. Üst damağın önü var, ortası var, kökü var. Evet. Doğru fakat eksikler var. Aferin ama ödül yok. Tas damağı olması lazım. Evet, evet, evet. Söyle bakalım. Dilimizin ucunu hafif kıvırarak ön damağımıza değdirerek ra sesi çıkıyor. Değdirerek mi, titreterek mi? Titreterek mi, değdirerek mi? Titreterek. Aferin, alkış. Tamam. Evet, ismin neydi yavrum? Yusuf. Yusuf soyadımız? Evet, Yusuf arkadaşımız, Yusuf yavrumuz böylelikle hediyesini hak etmiş oluyor. El emeği, göz nuru ile teşekkür ediyoruz kendisine. Şimdi, kıymetli yavrularımız,
Geldik şimdi yine bu dil ucumuzda biraz daha duracağız. Çok haf çıkıyor bu dil ucumuzdan. Çok işler yapıyor bu dil ucumuz. Ya bu dilimizin ucu çok işler yapıyor, çok haflar çıkıyor. Şimdi geldik yine dil ucumuzdan çıkaracağız ama dil ucumuz bu sefer nereye değecek? Nereye değecek? Üst ön dişlerimizin köküne değecek. Hani hatırlayın bak ta boğazın başından başlamıştık. Boğazın başı, boğazın ortası, boğazın dibi, boğazın ortası, boğazın başı, dilin kökü, dilin ortası, dilin kenarı, dilin ucu, değil mi? İleriye doğru gidiyor. Şimdi dilin ucu nereye değdi az önce? Lam nun ra'da dil ucu nereye değdi? Üst ön damağa değdi. Şimdi dil ucu nereye değecek? Üst ön dişlerin köküne. Bu ifadeleri anlarsanız çok kolay. Çok kolay ezberlersiniz ama önce anlamalısınız. Doğru mu? Şimdi bak bir daha söyleyeyim. Dil ucumuzu üst ön dişlerimizin köküne değdirerek bak kökü var dişlerimizin bir de ucu var. Ucu burası. Kökü o diş kemik ya o kemiğin bittiği nokta. Kemikle etin birleştiği yer dişin kökü oluyor işte. Tamam. Diş şu diyelim. Ucu bu. Kökü burası. Tamam. Dil ucumuzu üst deyince alt dişler çıktı. Üst ön dişlerimizin köküne sıkacağım. Bakın şu dilimizin ucu bakın. Bakın buraya şimdi. Dilimizin ucu üst ön dişlerimiz neresi? Şurası üst ön dişlerimiz. Yani şu parmağımızın şu çizgiden yukarısı üst ön dişlerimiz olsun. Farz-ı mihal. Yani öyle farzı öyle takdir edelim. Öyle sayalım tamam mı? Dil ucumuzu üst ön dişlerimizin köküne, bakın ucuna değil, köküne sıkıca bastırarak. Bakın, bastırıyorum. Bo! Bakın çok şiddetli ve kalın değil mi? Bo sesinden ne anladınız? Bo sizce ince midir, kalın mıdır? Niye? Çünkü çok kaba ses çıktı değil mi? Bo! Peki, böyle yumuşak harf midir yoksa sert bir harf midir? Niye? Çünkü bastırdık. Ne demek bastırmak? Zorluyorsun değil mi? Mesela, bir daha söylüyorum, dikkat edin. Dil ucumuzu üst ön dişlerimizin köküne sıkıca bastırarak ba, sonra del, sonra T harfi çıkar. Önce bunları yazayım. Ba, del, T. Bakın bu üç harf çıkar. Ba, del, T. Şimdi harfi çıkarıyorum. Bak size soracağım. Efendim söyleyeyim. Çok tas tamam net cevaplar sizden rica ediyorum. İyi dinleyeceksiniz. Bakın şimdi. Dil ucumu üst ön dişlerimin köküne koydum. Üst ön dişlerimin köküne affedersiniz sıkıca bastırdım. Dil ucumu üst ön dişlerimin ucuna estağfurullah özür diliyorum. Dil ucumu üst ön dişlerimin köküne sıkıca bastırıyorum. Bastırıyorum. Bo! Hadi yapın bakalım. Önce değdirin. Dil ucunuzu koyun bakalım üst ön dişlerinizin köküne. Herkes koydu mu? Göreyim. Bastırın, sıkıca bastırın. Bütün kuvvetinize bastırın. Bastırın göreyim. Bastırın. Bastır göreyim. Dişlerine değil, köküne. Bastır. Bak, damağa değil, dişin şu ön dişlerinin köküne. Bak. Bastır. Güzel. Tamam. Şimdi bastırın ve söyleyin bakalım. Hadi bakalım. Bo! Hadi bir daha. Koyduk, bastırdık, bastırıyoruz. Bo! Harikasınız. Bak, ilk öğrenmenize rağmen, ilk duymanıza rağmen harikasınız hepiniz. Teşekkür ediyorum. Yani Allah sizi kendi kitabı, kendi kelamı, Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek için seçmekte Cenab-ı Hak ne kadar doğru yapmış. Zaten o her şeyi doğru, en doğru yapandır. Ama biz kulları bunu gördükçe imanımız artıyor Allah'a. Sizi ne kadar iyi ki sizi seçmiş çünkü çok kabiliyetlisiniz, çok yeteneklisiniz. Sanki bunları daha önceden öğrenmiş gibisiniz yani. İlk duymanıza rağmen gayet güzel çıkarabiliyorsunuz. Değil mi? Aferin size.
Evet, devam ediyoruz hemen. Şimdi ba harfini çıkardık. Del de aynı yerden çıkar. Bastırın bakalım dişlerinizi. Dil ucunuzu üst ön dişlerinizin köküne bastırın bakalım. Bakın şimdi. De. De. Kim söyleyecek? Ba ile D'nin farkı ne? Söyle bakalım. Hocam birisi kalın, diğeri ince. Alkış. Aferin. Hangisi kalın? Hocam ba kalın, D ince. Harikasın. Bu kadar. Gördünüz mü? Türkçede böyle kalın ince var mıydı? Türkçe ile Arapça çok farklı. Sakın ha Türkçe gibi Arapçayı okumayın. Sakın. Bak başlarında söyleyeyim. Sakın. Pekala devam ediyoruz madem. Madem öyle devam ediyoruz. Kıymetli yavrularımız. Şimdi bir de ne var? Aynı yerden çıkan. Yani nereden çıkan? Nereden çıkan? Dişlerimizin kökünden kendi kendine mi çıkar? Oraya bir şey değmez mi oraya? Hangi 33 tane dişimiz var? Alt, üst, yan, kenar. Bak soru ne yapıyorduk? Soru sorulduğu zaman karşı tarafa ikinci bir soru sorulutmayacağız. Cevabı ona göre tam vereceğiz. Dilimizin ucunu, evet. Kim söyleyecek? Söyle. Dilimizin ucunu üst ön dişlerimize değdiririz. Tüh. Bir şey yıkar. Üst ön dişlerimizin kökü var, ucu var değil mi yani? Söyle. Aferin sana. Aferin bir alkış. Çok güzel. Tamam. Şimdi o zaman bastıralım dil ucumuzu. Üst ön dişlerimizin köküne bastıralım. Bastıralım. T. Bu T'yi okurken böyle affeder tükürük çıkmasın. Bastırıyoruz. T. 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 Tamam. Bu kadar. Geçtik. Şimdi toparlıyorum. Dilimizin ucunu kim söyleyecek? Dilimizin ucunu üst ön dişlerimizin köküne sıkıca bastırarak hangi harfler çıkardı? Hoca. Söyle. Ba, de, ç. Harikasın. Pekala kim söyleyecek? Cim, şin, ye nereden çıkardı? Bu kadar mı? Bu taraf? Bak bu taraf daha baskın ama ya. Hiç buradan parmak yok mu? Söyle. Dilimizin ortası. Çok güzel. Dil ortasını. Üst. Karşısı üst damağa değdirerek. Bitti. Cim, şin, ye. Aferin. Geçiyoruz. Geçiyoruz. Vaktimiz geçiyor nitekim. Şimdi geldik. Yine dilimizin ucu bu sefer farklı bir yere değecek. Bakın sevgili öğrencilerimiz. Mahreci söylüyorum. Yani tanımını yapıyorum. Dil ucumuzu, bakın yine dil ucundayız. Dil ucumuzu, burayı dinliyor muyuz? Biraz yoruldunuz anlıyorum, az sonra ara vereceğiz. Dil ucumuzu, üst ön dişlerimizin ucuna değdiriyoruz. Peki az önce nereye değdirmiştik dil ucumuzu? Bravo. Üst ön dişlerimizin köküne. Şimdi ucuna. Yani kökü ucu. Kökü şimdi ucuna değdireceğiz. Tamam mı? Bakın şimdi. Dil ucumu üst ön dişlerimin ucuna değdiriyorum. Bakın. Genişçe bir şekilde. Yapın bakalım. Sadece değdirin. Bir şey söylemeyin. Yani za, za'nın pelteyi bakın. Va! İnce mi kalın mı? Hocam. Hep beraber söyleyin. Kalın. Değil mi? Zaten o sesi çıkıyor yani değil mi? Gayet anlaşılıyor. Tamam. Koyalım dil ucumuzu üst ön dişlerimizin ucuna. Va! Peki. Ve. Bu ince mi kalın mı? İnce. T.
Türkçede böyle bir şey var mı? Yok. Bakın bunlara biz peltek harfler diyoruz. Hani bazı illa arkadaşınız vardı, peltek arkadaşlarınız var. Doğuştan peltek mesela. Zekiye zeki der, zile zil der. İşte Arapçada peltek harf var. Bir peltek harf var, bir de keskin. Z de var, V de var. Za, hani zahir de var, hani zat da var veya zakir de var, değil mi? Zakir de var veya zahir de var. Anlatabildim mi? Şu an tanımını yapmış olduğumuz bölgede peltek harfler çıkar. Va kalın, ve ince, bir de fe, değil mi? Semih'in veya Sena'nın veya Seyhan'ın, değil mi? Veya efendime söyleyeyim, değil mi? Sine'in sesini ne yapıyoruz? Peltek söylüyoruz. Fe. Bu kadar. O zaman bir daha tanımını yapayım ve size soracağım. Dil ucumuzu üst ön dişlerimizin ucuna değdirerek va, zal ve fa harfleri çıkar. Kim söyleyecek? Heyecan, heyecan yok. Oturalım. Şu parmak kaldırmayanlar galiba yoruldular biraz. Ondan mı parmak kaldırmıyorsunuz? Evet, söyle bakalım. Dil ucumuzu üst... Dil ucumu? Dil... Söylediğin cümlenin manasını anla. Dilinden çıkanı kulağın duysun. Ne demek istiyorsun? Dil ucu mu? Dilimizin ucunu... Tamam. Dilimizin ucunu üst ön dişlerimize... Neresine? Üst ön dişlerimizin ucuna, kökü var. Heh. Ucuna... değdirerek... Çok güzel. Harfleri mi söyleyeyim? Söyle. Va. Çok güzel. Va. Evet. Va, Z. Peltek, hani. Z. Harfin adı Zal. Okunuşu Z değildi. Adı Zal harfi. Zal. Zal. Bir de? Z. Aferin. Aferin, çok güzel. Tamam, geçiyoruz. Geçiyoruz. Yine dil ucumuz ve son. Son tanımı yapıyorum. Dil ucu son defa bir yere değecek. Ondan sonra başka bir bölgeye geçeceğiz. İyi dinliyorsunuz. Şimdiye kadar harika gidiyorsunuz. Çok az kaldı. Az sonra ara vereceğiz inşallah. Dil ucumuzu alt ön dişlerimize değdirerek. Dil ucumuzu alt ön dişlerimize değdirerek. Bakın şimdi. Dil ucum. Bakıyor musunuz buraya? Alt ön dişlerim önüne değdiriyorum. Bakın şimdi. Sa. Samsun. Saman. Rus. Susurluk, susam, bak. Aslında bu sa'yı bir yerden tanıyoruz sanki. Nereden tanıyoruz? Türkçeden tanıyoruz. Samsun diye bizim ilimiz yok mu? Yediğimiz simitte susam yok mu? Susam, bak. Susam, sa. Aynı işte. Şimdi bir daha tanımı yapıyorum. Dil ucumuzu alt ön dişlerimizin ucuna değdirerek sa, bak, sa, sin, bir de z harfi çıkar, z, sa, sin, z harfleri çıkar. Bakın, sa'da da dil ucu alt ön dişlere değiyor, sin'de de alt ön dişlere, s değil, sin, adı sin, z'de de, değil mi, alt ön dişlere dil ucumuz değiyor. Şimdi tanımı kim yapacak? Hep aynı kişiler parmak kaldırıyor. Sen yap bakalım. Tanımı aklında kalmadı mı? Sen yap bakalım. Hocam dilimizin ucunu alt ön dişlerimize. Dilimizin ucunu. Ucunu evet. Alt ön dişlerimize değdirerek. Sin. Evvela kalın harf böyle. Samsun'un sade. Söyle bakalım. Sade. Sonra sin.
Bu ince değil mi? Sat kalındı, bu sin ince. Evet, bir de zzz, arı vızıltısı. Vızz, hatırladınız mı? Zzz, sss. Peki, sss. Ne anımsatıyor size? Sss. Ne sesi? Kim dedi? Yılan sesi değil mi? Sa. Aferin. Geçiyoruz. Geldik şimdi dudaklara. Bunları da söylüyoruz. Ondan sonra teneffüse çıkıyoruz. Tamam mı? Şimdi bakın. Dudaklarımızdan tam 4 harf çıkar. Sırayla söyleyeceğim. Evvela şuraya yazayım. Şimdi sevgili gençler, iyi dinliyorsunuz. Bakın, iki dudağımızı görüyorsunuz değil mi? İki dudağımızı birbirine sıkıca bastırarak. Bakın şöyle. Yapın. B. Bak, önce ne yaptık? Sıkıca bastırdık. Ne yaptık? Şiddet uyguladık. Doğru mu? B. Söyleyin bakalım. Be. Tanımını kim yapacak? Yap bakalım sen tanımını. Sen. İki dudağımızı birbirine bastırarak. Bitti. İki dudağımızı birbirine sıkıca bastırarak ne çıkarmış? Be. Be. İki dudağımızı hafifçe birbirine değdirerek mim harfi çıkar. Mim. Söyleyin bakalım. Mim. Bakın. Me, me. Bastırıyor muyuz? Hmm, demiyoruz değil mi? Hafifçe, normalce, değil mi? Normal bir şekilde iki dudağımız birbirine değerek mim. Söyle bakalım. Mim nereden çıkarmış? Söyle bakalım. Alt ve üst dudakları birbirine serçe. İki dudak de ya. İki dudağımızı birbirine serçe bastırarak. Ama bey demiyoruz ki, mim. Gerek var mı? Me. Yani şiddete ne, sertliğe ne gerek var? Değil mi? Gerek yok ki. Me. İki dudağımızı birbirine değdirerek. Bitti. Bastırmak yok mimde. Tamam. Geçtik. İyi dinleyin. Bu önemli. İki dudağımızı... Dinliyor musunuz? İki dudağımızı ileri uzatarak. Öpücük. Hani kardeşimizi, babamızın elini falan öpüyoruz ya, bayramlarda, seyranlarda. Öpücük, ama öpücük böyle. Bu biraz farklı. Nasıl? Öpücük gibi ama ucunda, iki dudağın arası ucunda şu serçe parmağımızın ucu kadar boşluk olacak. Bak şimdi. Ve. Ve. Aferin, harikasınız. İki dudağımızı ileri uzatarak, ucunda da hafif boşluk bırakarak ve, iyi bakın, ve. Söyleyin bakalım. Tanımı beraber yapalım. İki dudağımızı ileri uzatalım. Uzattık mı? Ucunda hafif bir boşluk bırakalım. Ve söyleyelim. Ve. Şimdi siz söyleyin. 1, 2, 3. Harikasınız. Kim söyleyecek? Tanımını kim söyleyecek? Söyle. Hocam, dudağımızı öpücük şeklinde ve burada serçe parmağımız kadar boşluk bırakarak ve... Bak, iyi anlamaya çalış. İyi dinle, iyi anlamaya çalış. Şeklinde... Otur, bir müsaade et. Sen söyle bakalım yavrum. Biraz baktık ama yine böyle tam şey yapamadık. Güzel, aferin. Evet. Hocam, iki dudağımızı arasında serçe parmak kadar boşluk olacak şekilde ileri uzatarak ve sesini çıkartıyoruz. Önce iki dudağımızı ileri uzatıyoruz. Ondan sonra ucunda bir boşluk bırakıyoruz. Doğru mu? Tamam, güzel. İki dudağımızı ileri uzatarak, ucunda da hafif bir boşluk bırakarak ve harfimiz çıkar. Son harfimize geldik. Ne o? F. İyi dinleyin. Bak, bu da biraz değişik ama çok kolay.
üst ön dişlerimizin ucuyla. Herkes gösteriversin bakalım üst ön dişlerin ucunu. Parmağıyla. Parmağıyla gösteriversin. Üst ön dişlerimizin ucuyla alt dudağımızın karnını, iç tarafını. Yani yapın bakalım şöyle. Herkes dudağını tutsun, alt çenesini yapıştırsın. Bak şimdi, ya bak şimdi, iyi bakın buraya. Bak ne yapıyorum, iyi bakın. Üst ön dişlerimle alt dudağımın içini ısıracağım şimdi. Bakın şimdi. Gördünüz mü? Ama yardımcı olun bak, kendinize yardımcı olun bak. Böyle yapmazsanız olmaz. İlk defa görüyorsunuz çünkü siz. Yap bakalım. Bak. Değil. Bastır. Bak bastır. Üst ön dişlerin ucunu alt dudağın dişine bastır. 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 Heh. Şimdi söyle. Harikasın. Kuzma. Heh. Değil bak. Güzel. Sen yap bakalım. Güzel. Tamam. Zaten inşallah sınıf hocamız, kıymetli Semih hocamız sizlere bunları çok daha güzel, çok daha detaylı, çok daha anlayacağınız şekilde ve her gün anlatacaktır, kavratacaktır. Biz geçelim. Evet, şimdi toparlayalım. Kim söyleyecek? Dudağımızdan çıkan ilk harf neydi? Söyle. Bak dinleyin bak, önce bir dinleyin. Evet, herkes buraya dikkat kesildi mi? Dudağımızdan çıkan ilk harf neydi? Söyle. B. Aferin. Peki B nasıl çıkar dudağımızdan? Söyle bakalım, tanımını yap. İkisini böyle sımsıkı birleştirerek. Neyin ikisini? Dudaklarımızın ikisini sımsıkı birleştirerek. Dudaklarımızı birbirine sıkıca bastırarak. Demek istedi. Doğru mu? Yardımcı ol arkadaşına. Ne demek istedi? Dudaklarımızı birbirine sıkıca bastırarak. Hangi harf çıkar? B. B. Peki sen söyle bakalım. Mim harfi nereden çıkar? Normal şekilde. Mim. Aferin, harikasın. Peki, vav nereden çıkar? İki dudağı ileri uzatarak sonra serçe parmağımızın kalacağı kadar boşluk kalarak vav. Harikasın, aferin. Peki, sen söyle bakalım. F nereden çıkar? Yardımcı olalım arkadaşımıza. Söyle bakalım. Kim söyleyecek? Bir kişi mi? İki kişi mi? İki kişi mi ya? Koca sınıftan üç kişi mi? Söyle bakalım. Alt dudağımızı tatlayarak, dişlerimizi tatladığımız yere sökerek ve böyle. Evet, yani yanlış değil ama tam arzu ettiğimiz tarif değil. Söyle bakalım. Dudağımızı vurarak ve ön dişlerini bu yerinize, şu yerine dudağınızın arkasına bastırarak. Tamam, bir dinleyelim, bir dinleyelim. Söyle bakalım. Üst ön dişlerimizi dudağımızın karnına. Üst ön dişlerimizin ucu ile. Üst ön dişlerimizin ucu ile. Bakın, hatırlayın, ısırıyorduk ya. Heh. Üst ön dişlerimizin ucu ile dudağımızın. Hangi dudak? Üst dudak var, alt dudak var. Alt dudağımızın. İç tarafını ısırarak, değdirerek. Bu kadar. Tamam. Evet. Birinci dersimiz burada bitti. Bir 15 dakika bir teneffüs veririz inşallah. Ondan sonra dersimizin ikinci kısmında beraber oluruz. Teşekkür ediyorum. Dinlediniz. Biraz uzun vakit olmasına rağmen çok dikkatli dinlediniz. Allah razı olsun. İnşallah ikinci derste görüşmek dileğiyle. Hadi buyurun bakalım.